Merhaba arkadaşlar. Yine ekmek günüm bugün. Ekşi mayalı ekmekler pişirdim. 5 kilogram undan hamur yoğurdum. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel kabarmış. Sadece un, su, tuz ve ekşi maya var arkadaşlar. Hamurumu ayırdım. Değişik şekillerde pişireceğim bugün. Küçük ekmekler, tepsi ekmekleri ve normal borcamda pişirdiğim ekmeklerden yapacağım. Sizlere ekmeklerimin üzerine neler sürdüğümü göstermek istedim bugün. Bakın buna küçük ekmeklerin üzerine pekmezli su yaptım arkadaşlar. Üzerlerine susam döküp o şekilde pişireceğim. Hem lezzet verir hem görüntü çok güzel olur. Hamburger ekmeğine benzer bu ekmekler. Ama normal ekmek hamuruyla yaptığım ekmekler bunlar. Benim hamburger ekmeği değil ama arzu edilirse sandviçte yapılabilir. Bu şekilde hepsini pekmezli su ile bulayıp üzerlerine susam dökeceğim. Torunum çok seviyor benim ekmeklerimi. Bu minik ekmeklere bayılacak. Çocuklarınıza yapabilirsiniz. Bakın ne kadar güzel olmuşlar değil mi? Görüntü bile insanın iştahını açıyor. Çok güzel görünüyorlar. Hele bir de kokusunu duysanız misler gibi evi ekmek kokusu sarıyor. Evet, pişen ekmeklerimi çıkardım. Şimdi tepsi ekmeklerimi pişireceğim. Tepsi ekmeklerimin üzerine de koyu kıvamlı ayran sürüyorum arkadaşlar. Ekmeğin üstü yumuşak olur ve rengi güzel kızarır. Arkadaşlar ekmek hamurları yüksek ısı ister. Fakat bu tepsi ekmeklerini 200 dereceye ayarladım, fırını ısıttım. O şekilde pişiriyorum. Ama borcamda pişirdiğim ekmeklerim, onları sepette mayalandırdığım için fırınımı 240 dereceye kadar ısıtıp hamurları koyunca 190 dereceye düşürüyorum fırını. Ekmek hamurları yüksek ısıda pişmeli. Bakın bunlar da tepsi ekmeklerim. Ekşi mayalı tepsi ekmeklerim. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Çok güzel. Ben ekmeklerimi yarıdan kesip dondurucuya koyuyorum. Orada saklıyorum. Evet arkadaşlar, bunlar da sepette mayalanan hamurlarım. Bakın bunlar da gayet güzel piştiler. Mis gibi. Bu ekmekleri torunuma yaptım hepsini. Gördüğünüz gibi nefis görünüyorlar değil mi? Bana ekşi mayalı ekmekler konusunda istediğinizi sorabilirsiniz. Teşekkür ederim.